Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Genelde bu tarz videolar yapmıyorum ama artık yapmaya başlamalıyım diye düşünmüştüm. Uzun süredir çok istediğim DJ Osmo 3 mobil setini aldım. İnşallah bununla çok daha kaliteli, çok daha profesyonel çekimler yapmayı planlıyorum. Gerçekten çok istiyordum. İndirime girmişti. Oldukça uygun bir fiyata aldık. 3 küsür liraya aldık. Normalde 6 lira, 7 lira yeni serileri, uzun çubuklular 6'lar, yani Osmo 6, Osmo 5. Fakat bunlar 4,5-5 lira arasındaydı. Baktım ki böyle 3,5'a doğru geriledi. Hemen aldım. Şöyle bir kutusu var. Arkasından şöyle bir kullanmak kılavuzu. Türklerin hiç kullanmadığı ama her zaman kutulardan çıkıp bir kenara atılan kullanmak kılavuzu, ki biz de gene kullanmayacağız tabii her zamanki gibi. Bıçak yardımıyla besmele çekerek, Enzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek kutumuzu dikkatli bir şekilde açıyoruz. Oldukça güzel jiletini var. Şurada bir QR kod var. Bu QR kod, eğer DJ Osmo konusunda herhangi bir bilginiz yoksa, daha önce hiç kullanmadıysanız, bu QR kodu okutarak buradan destek alabiliyorsunuz. Hem kurulum için hem kullanım için. Şöyle kenarlarından şöyle çok yıpratmadan dikkatli bir şekilde açalım. Ve bakalım gerçekten de istediğim kadar var mıymış. Bu kutuları da böyle açılmasın diye yapıyorlar. Yani ben kutuya zarar vermeyeyim diyorum ama zarar vermeden açmak neredeyse imkansız yani. Ama tabii burada ince bir işçilikle biz bunu açmayı başardık arkadaşlar. Bir alkış hak ettik yani. Gerçekten çok güzeldi. Burada yine üretilen yerle ilgili menşesi var. Bu ürünün orijinal olduğunu gösteriyor. Ben bunu açıyorum ve bu QR kodu, yani olur da lazım olur diye poşette, çünkü bu poşete attığınız zaman otomatikman QR kodu çöpe gidiyor. Kutumuzun bir köşesine yapıştıracağım. Hani olur da ihtiyacımız olursa diye şöyle kutumuzun şurasına yapıştıralım. Jiletinden güzel bir şekilde çıkaralım. Kutumuzda dursun. Çünkü biz kutu saklamayı seviyoruz. Bizim çekyatlarımızın, dolaplarımızın altı, çekyatlarımızın içi tamamen aldığımız ürünlerin kutularıyla, özellikle elektronik eşyaların kutularıyla doludur. Atmaya kıyamayız. Hiçbir işe de yaramaz. Hiçbir işe de yaramaz. Sonra yıllar sonra atarız. Şimdi kutu şu şekilde arkadaşlar, yatay açılıyor anladığım kadarıyla. Burada bir gene garanti ile ilgili bir etiket var tam şurasında. Bu da yine ürünün orijinal olduğu anlamına geliyor. Bunu da yine bıçak ve besmele yardımıyla şöyle keselim. Evet, bu açılacak. Bu açıldığı anda artık açıldı. Artık ürün artık bizim olduğu, ürünün bütün sorumluluğu bize ait olduğu, ürünün garantisi, hepsi şu anda başlamış oldu arkadaşlar. Kamera açısını şuraya alalım. Buradan göstereceğiz. Yukarıdan aşağı bir çekim yapacağız. Kutu yatay olduğu için. Onun için kısa bir ara, hemen geliyoruz. Bismillah diyoruz. Evet, kutumuz yatay çıktı. Görüntü açımızı değiştirdik. Şurada böyle bir kapağı var. Çıkartıyoruz. Kapak da kapak. Bunun içinde kesin bir şey var arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bir bakalım bunun içinde ne var. Bak dedim, bir şey var çünkü belli yani. Ay canım benim. Ay en sevdiğim şey. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu ne ki ya? Hiç anlamadığım bir şey. Bu tabii ki tripodun ayaklarına yapıştıracağımız yumuşak süngerler arkadaşlar. İşin şakası bir yana. Bu da ürünümüz kokmasın, bitlenmesin, pirelenmesin diye her şeyin içine koyulan ama içinde ne olduğunu kimsenin bilmediği zımbırtı. Yine bizim hiç kullanmayacağımız kullanma kılavuzu. Bunları da ötekilerin yanına atıyoruz. Ve tabii ki şöyle çok şık bir taşıma torbası gerçekten ayarlanabilir. Benim çok sevdiğim bir şeydir bu böyle taşımada falan. Eğer ürün çizilirse çok üzülüyorum. Böyle kılıflar. Bunlar önemli abi. Bunlar ince detay. Bunlar çok güzel şeyler. Bak bunlar önemli. Tekrar kutumuza geldiğimizde hemen tripodumuzu görüyoruz. Yine bu da özenle paketlenmiş. Oldukça kaliteli bir tripod, ayak. Bunu her şey için kullanabiliyorsunuz. Sadece bunun için kullanmıyorsunuz. Fotoğraf makinesi, tripod, telefon tutacaklarının içinde aynı ayağı, bu ayağı her şey için kullanabilirsiniz. Burada DJ baskısı, yine orijinalliği için yine burada araçlarında önemli. Bu telefon tutacağımız yine muhteşem bir logo tasarımı görüyoruz.
Oldukça havalı. Yine buradaki baskı da kaliteyi gösteriyor. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Bu da buraya da gene kutusundan çıktı. Tabii ki elektrik olmadan bu aletlerin inanın hiçbir faydası yok. Hiçbir bize katkısı yok. Tıpkı Gora filminde Cem Yılmaz'ın yaşadığı o sahne gibi. Onun için ne var? Şarj kablosu var. Fişi yok. Buna bir fiş uydurursunuz diye adamlar böyle göndermişler. Type-C giriş. Onu söyleyeyim. Yani Samsung telefonların şarjıyla da yine bu aleti Type-C girişi olarak şarj edebilirsiniz. Ve bu gördüğünüz gibi böyle tabanca gibi durdu. Allah göstermesin. Tövbe estağfurullah. Görüntüsü öyle gözüküyor ama değil tabii ki. İçinde ne var? İçinde yine muhteşem bir paket ve ürünümüzün kendisini görüyorsunuz. Oldukça mükemmel bir tasarım. Oldukça şık bir görüntü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle açıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Tabii biz bunu şimdi şarj edeceğiz. Büyük ihtimal şarjı yoktur diye düşünüyorum. Bu ürünün asıl özelliğini göstereceğim arkadaşlar. Bu ürünün en önemli özelliği ürünü telefon takmadan, yani şu olaylarını telefonu buraya takmadan kesinlikle ve kesinlikle çalıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunun burada ve burada ve burada motorları var. Eğer bunu boş çalıştırırsanız ve böyle tutarsanız böyle ve makinayı aldığınız üzere bozmuş olursunuz. Şimdi kullanımına bakacağız, şarjına bakacağız, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şu aparat mıknatıslı. Bunu zaten tık diye koyuyorsunuz. Açarken gene besmele ile açılıyor. Şöyle açılıyor. Şöyle kapanıyor arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru, aşağıya doğru, yukarı, aşağı. Hop, eskiden böyle bir reklam vardı. ATM, aç kapa, aç kapa gibi. Onun gibi oldu. Böyle yaptıktan sonra aletimizi şöyle bir sabitliyorsunuz. Şunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Mıknatısla bu, tekrar ediyorum. Telefonumuzu şöyle çok zorlamadan şöyle bir tarafına taktık. Şu şekilde taktık. Şöyle çektik. Telefonumuzu buna oturtturduk abi. Yani bunu çok zorlamanıza gerek yok. Çünkü zaten adamlar yapılabilecek en ergonomik, en kullanışlı mekanizmayı yapmışlar. Bunu da buraya tak koyduğunuzda yapışıyor zaten gördüğünüz üzere. Hop. Bu da buraya yapışıyor arkadaşlar. Yapıştı, bitti, gitti. Şu an yapıştırdık. Telefonumuz şu an hazır. Cihazımız kullanımı hazır. Evet arkadaşlar, muhteşem çekimler yapacağız. Bu gimbal sayesinde titretmeden, hatta takip özelliği falan da kullanacağız. Şuradaki power zaten işaretini koymuş adam. M'ye basılı tutuyorsunuz. Cihaz açılıyor ve böyle bir hareketlenme gerçekleşiyor. Joystick yardımıyla ileri, geri, sağa, sola şeklinde bu şekilde çekimlerinizi net bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında da tamamen cihazı kullanabilmek için de Gimbal'ın kendi programını kuruyoruz. Bluetooth'la eşleştirdikten sonra telefonu hiç ellemeden buradan bütün işlemlerimizi, kayıt işlemlerimizi, çekim işlemlerimizi, hatta takip işlemlerimizi yapabiliyoruz. Takip için şu tuşa basıp ekranda kendimizi seçiyoruz ve nereye geçersek takip cihazı bizi, böyle kamera nereye gidersek bizi takip ediyor ve hiç sarsmadan çekimini gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merhaba. Çekimlere ara verdik. Hem DJ Ozmo'yu biraz öğrenelim, rezil olmayalım videoda diye. Hem de gündüz ışığından faydalanalım istedik. Çünkü gece ışığı biraz karanlık oldu bizim için. Onun için bu görüntüyle devam ediyoruz. Öncelikle DJ Ozmo'da kullanacağımız telefonumuzun kılıfını çıkartıyoruz. Çünkü şu cihaza kılıfla sokarsanız bunu bozarsınız. Hiç o riske girmeyin. Telefonlar zaten normal ince. Bunun da kavrayabileceği şekilde. Telefonumuzu açacağız. İlk yapmamız gereken DJ Mimo uygulamasını indirmek. Ben daha önce indirdim arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğim. Bu DJ Mimo uygulaması şu uygulama arkadaşlar. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu indiriyorsunuz. Sonra cihazı ara diyeceğiz. Bluetooth'la bunu eşleştireceğiz Ozmo'yu. Ondan sonra buradan bütün kontrolleri şuradaki tuşlarla yapma şansımız olacak, hiç telefona dokunmadan. Peki bu DJ Mimo'yu nereden indireceğiz derseniz, bunun için de şöyle yapıyorsunuz. Bunun Play Store'dan Android için indiremiyorsunuz arkadaşlar. Ama iPhone için indirebiliyorsunuzdur, iOS için bilemiyorum. Şuraya
DJ Osmo Action yazıyorsunuz. DJ Osmo Action 3 ya da 5 artık siz hangisini aldıysanız. Sonra geliyorsunuz. Burada DJ Osmo'nun kendi sitesi var. DJ sitesi. DJ.com. Bunu belki açıklamaya da koyarız. Hemen burada çıkıyor zaten. iOS sürümü için diyor. Apple Store için diyor. Android için. Biz bunu indireceğiz. Önerilen cihazları seçiyorsunuz. Burada böyle bir şey var. 8'in altında indirmek için, 7'nin altında indirmek için. Burada telefon modelleri yazıyor. Sizin telefon modeliniz hangisi ise ona göre buradan indirimi yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İndirdikten sonra yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da şöyle bir buton geliyor. Sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar DJ Mimo'yu. Böyle açılıyor filan. Ablamız yüzüyor filan. Tatil yapıyor. Bize nispet yapıyor. Telefonumuzu şöyle bırakıyoruz. Şimdi cihazımızı açacağız. Osmo'yu. Basılı tuttuk. Cihazı açtık ki Bluetooth'tan bulalım diye. Tekrar telefonumuza geldik. Şurada profil kısmı, yani bir profil oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturmanız gerekiyor. Onu da yaparsınız artık. Onu da anlatmayalım yani. Profilinizi oluşturduktan sonra şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Heh. Ana sayfaya geçelim. Burada cihaz bul diye bir şey var. Şu köşede, sol köşede. Ona tıklıyorsunuz. Ama Bluetooth'unuzun tabii ki açık olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bluetooth'u açık olması gerekiyor. Bluetooth açık olduktan sonra Bluetooth'u tıklıyorsunuz. Şöyle açalım tekrar göstermek için. Açıldı. Bluetooth geldi. Hemen burada OMSE diye çıkıyor. Bağlanıyorsunuz. Zaten biz bağlıydık. Bağlanalım bir daha. Bağlantıyı sonlandırdık. Sizin için tekrar bağlandım. Bağlandı. Tamamlandı diyoruz. Şimdi programı açıyoruz. Şu anda cihaza bağlandık. Bakın OMS cihazı bulundu diyor. Bağlan diyorum. Üste çıktı. Normalde burada ekran çıkıyor. Şu anda bağlandık bu ekran açıldığına göre. Şimdi bundan sonra yapacağımız iş çok dikkat edeceğiz. Şurada bir kamera işareti var. Buraya da adamlar etiketle yazmışlar ama Çince yazmışlar. Ben size Çince okuyayım. Kamera üste gelecek diye yazıyor. Yani Ho Chi Minh'de Chao Hai Ha Chuan. Tabii ben bunu sallıyorum şu anda. Kamera üste gelecek. Yani şu telefonunuzun kamera ekranı, şu kamera ekranı bu tarafa gelecek. Şöyle şu şekilde takmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde takmazsanız problem yaşayabilirsiniz. Kameramız da güzel çekiyormuş. Kameramanımızı görüntülemeyelim ya yanlışlıkla. Şöyle getiriyorsunuz. Şuradaki DJ logosunu görüyorsunuz. Buradaki DJ logosunu görüyorsunuz. Üst üste gelecek şekilde bırakıyorsunuz. Bıraktık. Şu anda cihazımızı kullanmaya hazırız. Şey kurduk zaten. Osmo programımızı kurduk. Telefonumuzu tanıttık. Şuraya arkadaki şu tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Şu tuşa bastığınız zaman şuna telefonunuzu dengeliyor. Bastım. Telefonumu dengeledi. Şuraya alırsak şöyle geldik. Şuna bastığınız anda kayıt yapar. Bastık. Kayda geçti gördüğünüz üzere. Şu yandaki tuş zoom tuşudur. Zoom yapabilirsiniz. Zoom'la gidebilirsiniz, yaklaşabilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Zoom tuşu şu yandaki tuş. Şuna basarsak kameramız yan dönüyor. Yani yatay çekim yapmak istersek geldik. Yatay çekime geçmek istiyoruz. Şu tuşa iki kere basıyoruz. Bastık olmadı. Niye olmadı? Bilemedim şu anda. Evet, çünkü zaten yataymış arkadaşlar. Çok pardon özür dilerim. Aman aman işte bunu yaparsak bozulabilir. Arkadaşlar zaten ekranda böyle sizi yönlendirmeler yapıp tuşları da gösteriyor ama olur da göstermezse diye söylüyorum. Kayıda geçmiyorsunuz. Kayıda geçtiğiniz zaman kamera yan dönmüyor. Onu bilin. Şuradaki yuvarlak tuşu var zaten. Şey var böyle döngü tuşu var. Buna iki kere bastığınız zaman şöyle yatay çekime geçiyor. Kayıda bastığınızda kaydediyor arkadaşlar. Şimdi şu öğreten tuşu da kapatalım. Allah razı olsun. Bir de öğretmek için de koymuşlar. Şu şekilde yatay çekiminizi yapıyorsunuz. Dikey çekime geçmek isterseniz kaydı durduruyorsunuz. Sonra tekrar bastığınızda kamera dikey konuma geçiyor bu şekilde. Ama alan uzak göremiyoruz. Yaklaşamıyoruz. Şu yan tuşta şu baş parmağımın olduğu yani şu tuşla şöyle çekim esnasında şöyle zoom yapıp yakın çekime geçebiliyoruz. Tekrar geriye hafifçe çekip profesyonel bir kamera edasıyla zoom'u geri alabiliyoruz arkadaşlar. Peki bunun dışında kameramızı tuşa bir kere bastığımızda kamera bize dönüyor.
Bu tuşa iki kere bastığımızda kamera yan dönüyor arkadaşlar. Yani bu tuşun iki tane işlevi var. Bir, ekranı çekersek, şu an ekranda görüyorsunuz zaten beni. Ekranda ekranı bana çeviriyor. İki kere basarsam telefonu yan çeviriyor. Böyle bir özelliği var. Ama bir kere basarsam kamerayı karşıya atıyor. Bir kere bastım, kamerayı bana çevirdi. Böyle iki işlevli bir kullanım. Yine burada bir joystick'imiz var. Bu joystick'imiz de oldukça kullanışlı. Normal çekim yaparken joystick'le de şöyle şu şekilde sağ sol yaparak eğer bir düğün çekimi ya da bir çevre çekimi ya da bir doğa çekimi yapıyorsanız bu şekilde joystick tuşuyla ekranı sağ sol ileri aşağı yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Bu joystick tuşu da gerçekten oldukça kullanışlı. Şimdi kayıda geçelim. Bir kayıt yapalım. Bu kaydı şimdi evet şu anda gördüğünüz kayıt arkadaşlar DJ Osmo 3 ile yapıldı. Şu anda gördüğümüz kayıt. Kayda geçtik. Şu anda arkadaşlar beni DJ Osmo'nun çekimiyle izliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde böyle yukarı aşağı diye gösterebiliyoruz. Bunun dışında muhteşem bir özellik göstereceğim şimdi size. Sıkı durun ve hazır olun. Böyle takip ediyor arkadaşlar. Şöyle yüzümüzü aldık. Bu şekilde ben nereye gidersem beni böyle kamera takip ediyor. Kameranın başında da hiç kimse yok. Hayret. Evet arkadaşlar bu muhteşem özelliği size göstermek için bakın ne kadar emekler veriyorum. Ayağımızı taktık. Şimdi bu muhteşem özelliğin adı takip özelliği. Şurada ekranda kendi yüzünüzü şöyle kareyle seçtiğiniz andan itibaren siz ne tarafa giderseniz kamera sizi bu şekilde takip ediyor. Mesela ben ayağa kalkarsam, ayağa kalktığımda bu da havaya kalkıyor. Şöyle gösterelim. Yani yüz takip özelliği var. Bakın ben bu tarafa gidiyorum, o da o tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyorum, bu tarafa gidiyor. Yani çekim yaptığınız sırada sizi takip eden bir kameradan bahsediyoruz. Bu özellik gerçekten de muhteşem bir özellik. Bunun için tekrar edelim. Ne yapıyoruz? Ekranda takip etmesini istediğimiz kişinin kafasını ya da yüzünü şu şekilde kareye alıyoruz. Bırakıyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Sonra kayıt tuşuna basıyorsunuz ve bu sizi bu şekilde böyle takip ediyor arkadaşlar. Şöyle yüzümüzü aldık. Bu şekilde ben nereye gidersem beni böyle kamera takip ediyor. Kameranın başında da hiç kimse yok. Hayret. Yani aktüel bir çekimi sanki kameramanla yapıyormuşsunuz hissiyatı ve videosu elinizde olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti. Çekimimizi yaptık. Kameramızı durdurduk arkadaşlar. Şu dakikadan itibaren ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle makinamızı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Basılı tutuyoruz. Makinamızı kapattık. Zaten kapatınca böyle bir kendinden geçiyor. Allah diyor. Dünya boştur o diyor. Bu hale geliyor. Ondan sonra şunu çıkartıyoruz şu şekilde. Dikkatli bir şekilde tekrar telefonumuzu ayırıyoruz cihazdan. Sonrasında da yine şu şekilde şöyle aşağı doğru yavaşça kapatıyoruz. Ayağı istersek söküyoruz. Tekrar muhteşem kutumuza ya da eğer kullanacaksak şu ayağı söküp şu kılıfımıza koyup bu şekilde muhafaza ediyoruz. Ama ben tabii ki kutuyla taşıyacağım. Kutuyla gezdireceğim. Yani böyle kutusuna böyle koyacağım. İşim bittikten sonra eğer bu cihazı uzun süre kullanmak istiyorsanız şöyle mıknatısını da buraya koyacağım. Şöyle de sereceğim. Bunları evde bırakacağım. Kullanma kılavuzları hiçbir zaman işimize yaramaz. Şarjıyla beraber ben bu şekilde taşıyacağım. Bu şekilde kullanacağım ki uzun ömürlü olsun diye. Bu videomuzda yine bir ilk defa ürün tanıtımına geçmiş olduk uzun zaman sonra. DJ Osmo Mobisi yani DJ Osmo 3'ü sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı olur. Eğer yorumlara güzel şeyler yazarsanız, kanalımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Bu tarz videoların devamı için tabii bunlar bana biraz masraf çıkartıyor ama sizin canınız sağ olsun. Takipte kalın. Yorumlara lütfen güzel şeyler yazalım. İstediğiniz bir şey varsa, yardım varsa onları da yine yorumlara yazalım. DJ Mimo uygulamasının linkini de yine açıklama kısmına sizin için size kolaylık olsun diye bırakacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.